Amerika'da bir iş günü. Ve kadın beni deli ediyor. Onun yüzünden işi bırakmak istiyorum. Beni ağlattı burada. Amerika'da bir iş günü. Bakın size etrafı göstereyim. Şu an kimse yok, o yüzden rahat rahat video çekebiliyorum. Benim oturduğum yer böyle bildiğin şöyle bir masa. Genelde sandalyeye oturmama izin vermiyorlar ama. Ayakta böyle insanlar var. Ellerine kaç tane şey varsa böyle kart veriyorum. Burada sayıyorum. Ondan sonra ona göre kart veriyorum. Ondan sonra da burada filmime giriyor. Başka hiçbir şey yapmıyorum sadece. Ha bir de oradan kıyafet getirdikleri zaman onları burada organize ediyorum. Böyle numaraları var, o numaralara göre. Böyle güzel. Bakın biraz da ayağa kalkıp göstereyim. Böyle. Normalde sandalyem yok ama dışarıdan da böyle görünüyor. Basit bir iş ya. Herkes yapar. Gerçekten. Marshalls güzel bir mağaza. Çok müşteri geliyor. O kadar fazla geliyor ki sürekli kalabalık. Sonra böyle kendi bulduğum şeyleri alıyorum. Böyle uygun fiyatlı güzel şeyler. Mesela bu Under Armour. Rengi falan çok güzel. Ve bu mesela ne kadar? Bakın görün. $13. Ve benim %10 indirimim de var. Bu hafta sonu %20 indirim olacak. O yüzden aşırı ucuz alacağım. Geldim. İşte dediğim gibi böyle kendime bir sürü kıyafet de alıyorum. O yüzden işimi seviyorum yani. Sonra beni böyle ayırdığım şeylerde başkaları geliyor, alıyor, yerine götürüyor. Onun için ben sadece organize ediyorum. Böyle. Başka bu video kısa olacak çünkü yani yaptığım bir şey yok. Saat şu an 9:15 geçiyor. Ve mağaza 9:30'da kapanıyor. Biz de normalde 9:45'te çıkmamız gerekiyor. Ama bugün de iki menajer çok iyi. Hocam bize erken çıkaracak biliyorum. Hadi artık bitsin artık. Gerçekten dayanamıyorum şu an. Dayanamıyorum. Gitmek istiyorum. Boğazım çok acıyor biliyor musunuz? Hasta oldum birazcık. Neden bilmiyorum ama. Eve gidince çay içeceğim. Anneme mama yap dedim. Bana mama yapacak. Bunun iş videosu ile alakası yok. O yüzden konuşmam. Başka bu işi nasıl bulduğumu söyleyeyim. Bu işi ne yaptığını yaptık. Geziyordum bir gün annemle. Bu işi nasıl buldum? Annemle bir gün geziyorduk. Alışverişe çıkmıştık annem kardeşimle. Geziyorduk öyle öyle falan filan. Annem dedi ki Elif dedi. Sen buraya iş başvursana. Ben dedim ki evet. Gerçekten. Ben burada çalışırım. Ondan sonra gittim kasadaki menajere dedim ki ben buraya iş başvurusu yapmak istiyorum. Kadın dedi ki tabii ki hemen biz zaten eleme notu arıyorduk dedi. Link verdi bana bunu doldur dedi. Ben onu yaptım. Başvurumu, rezümemi attım. Her şeyimi attım. Ondan sonra beni aradılar. Gel dediler. Sonra interview olduk. Ben yasakken bana bakıyor da. Telefon yasak aslında. Neyse. İşte yani normalde $14 istiyordum ben saatlik. Ama dediler ki biz 13.30 veriyoruz. Buna maç yapabilecek misin? Ben de tabii ki sorayım. Ondan sonra geçen yaz başlamıştım işte. Okul döneminde devam edeceğim dedim. Aslında etmek istemiyordum ama sonra ettim. Çünkü basit bir iş. Yorulmuyorum. Saatleri de çok flexible. Yani istediğim zaman çalışıyorum gerçekten. Dükkanda şu an kimse kalmadı neredeyse. Dükkanda kimse kalmadığı için size içeriği de göstereyim. Bakın böyle. Her yeri temizledim. Sonradan giren bir müşteri bunu dışarıda bırakmış. Gizemkalı. Menajer gelse bana kızacak. Yerimde bir stresini atmış. Böyle olmayın arkadaşlar. Böyle yapmayın. Siz mağazadan çıkarken kıyafetinizi, çöpünüzü alıp çıkın. Yani senin kimse arkasından temizlemek zorunda değil. Benim işim olabilir ama yapma yani. İğrenç. Bu işin bir de size öbür bir kötü yanını söyleyeyim. Menajerler kötü birazcık. Çok kabalar bazıları. Ve kadın beni deli ediyor. Beni böyle işten atmayla falan tehdit etti birkaç kere. Onu sonra anlatırım size. Ama onu yüzden işi bırakmak istiyorum.
Gerçekten sıkıntı. Bipolar kadın. Hani ne dediğini bazen kendi bile pişman oluyor. İşte bana bir kere gerçekten çok haksızlık yapmıştı. Beni ağlattı burada. Burada ağladım. Zaten hastaydım o gün. Ondan sonra geçen hafta oldu bu olay. Ondan sonra kadın üzüldü ben ağlayınca. Sonra bana geldi diyor ki bu hafta istersen ekstra çalışabilirsin. Bana iyilik yapıyor gibi ya. Onun yerine özür dilerim aldı ya da yapma direkt başta. Beni ağlatıyor sonra diyor ki bu hafta istersen fazla çalışabilirsin. Fazla para kazanmak için. Sağ ol kalsın ben yeni bir iş bulayım burada durmayacağım diyemiyorum İngilizce. Desem kolay benim. Öyle işte yeni iş bulmam lazım. Eğer çevremde yaşayan biriyseniz, bu videoyu izliyorsanız ve iş teklifiniz varsa veya online bir işse her şey elimden geliyor. Gerçekten mal bir insan değilim. Seneye biyokimya okuyacağım Boston College'da. Minor olarak, business olarak. I am qualified. Believe me, I'm qualified. Please hire me. I don't want to work at this place anymore. Yani ne kadar düşünseniz de, Amerika'da çalışıyorsun. Ben orada gelir sokakta yazarım. Of course, I know. Buradaki hayatın gerçekten çok değerli olduğunu ve bu şeylere sahip olduğumu için de yani şükretmem gerektiğini biliyorum. Ediyorum da. Fakat bir şey değiştirmiyor. Şu anki Marshall's'ın koşulları mesela beni geliştirmiyor. Bundan memnunum. Bu yüzden bu işi yıllarca yapmayacağım. Tabii ki değiştirmemi isteyeceğim. Bunun kadar normal bir şey yok yani. Beni anlamaya çalışın lütfen. De hiç yemek istemiyorum. Bye bye. Ciao.